Cenk Ergün'ün transfer listesi diye hatta pazar günü de olabilir. Yani tam üst gününü hatırlamıyorum ama Cenk Ergün'ün transfer listesine ulaştım diye bir haber yapmıştım. Orada 12 tane isim saydım ve Keita Balde'yi de saydım orada. Keita Balde hem kanat oynuyor, sağ sol, hem forvet oynuyor, çift forvet oynayabiliyor. Bence Galatasaray'ın kaçırmaması gereken bir isim. Keita Balde de Okan Buruk, hep aynı şeyi söylüyorum altını doldurarak. Okan Buruk onay verirse, son şartlar oluşursa Keita Balde Galatasaray'a sıcak bakıyor. Son 2 yılı çok iyi geçmedi. Biliyorum. Evet, ben de onu soracaktım Erdal. Kaç yaşında? 27 yaşında. Ama Monaco serüvanı çok iyi geçti. Inter'de de çok kötü bir performans göstermedi. Cagliari'de 26 maç, 3 gol, 2 asist, zaten küme düşen bir takımdı. Galatasaray gelirse bence Süper Lig'de fark yaratır. Ciddi bir şekilde Galatasaray ilgileniyor kendisiyle. Zaten yeni değil. Cenk Ergün bir hafta 10 gündür futbolcuyla görüşüyor. Artık son pürüzlere kaldı. Bir de Okan Buruk'un onayına kaldı abi. Vallahi yani ben Keita Balde'ye sen çok güzel özetledin. Geçmişi çok iyi ama bugünü biraz şüpheli. Ama hep demiyor muyuz? Yani bugünü şüpheli olmasa zaten sana gelmesi senin o maliyetleri karşılaman çok zor. Burada tekrar parlatırız diyorsak oynanabilecek bir kumar. Ben olsam getiririm. Hem kanat forvet hem forvet oynayabilme özelliğine sahip bir futbolcu. Keita Balde bence yetenekli bir futbolcu. Arkadaşlar Cenk Ergün Fransa'da Senegalli Yıldız okunuşunu siz artık yapın. Senegalli Yıldız Fransa'nın dev takımı Paris Saint-Germain'in orta sahası İdrissa Gueye ile görüşme yaptı. Galatasaray Yıldız futbolcuyu istiyor. Bir yıllık kontratı var futbolcunun. 32 yaşında yanlış bilmiyorsam eğer, hemen ekrana getirmek istiyorum sizlere. İdrissa Gueye 32 yaşında Senegalli futbolcu. Paris Saint-Germain'de bu sezon şöyle Paris Saint-Germain'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Paris Saint-Germain'de bu sezon 26 Doğru. maç, 3 gol, 1 asist. Paris Saint-Germain'de hem 6 numara hem de 8 numara oynamış bir futbolcu İdrissa Gueye. Benim de şahsen çok beğendiğim bir futbolcu. Galatasaray'ın formasını giyebilir mi? Mali şartlar oluşursa Paris Saint-Germain çok fazla yüksek bir bonservis bedeli istemiyor. Bir yıllık kontratı var. 32 yaşında. Eğer mali şartlar oluşursa İdrissa Gueye Galatasaray forması neden giymesin diyorum. Cenk Ergün de kendisiyle görüştü. Ben şunu söyleyeyim yani 6-8 oynuyor önemli bir isim. Şimdi şeye bakıyorum acaba kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. Yani önemli bir sakatlığı bir şeyi bu sene yaşadığı göremiyorum Erdal. Yani Çok ciddi bir sakatlık. kaçırmamışım. Aynen kaçırmamışım. Yani bu sene çünkü biraz şaşırdım gerçekten iyi bir isim. Bir kere şunu söyleyeyim yani artık sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun Paris Saint-Germain'den ya da bu tarz kulüplerden futbolcu alma dönemi kapandı gibi. Yani eskiden Hayır, şöyle biliyorsunuz. düşünelim. Bence hayır. Çünkü neden biliyor musun? Paris Saint-Germain yeni bir yapılanmaya gidiyor. Takımı Şampiyon Ligi şampiyon olabilecek bir kadro kurmaya çalışıyor. Takımın da birçok futbolcuyu göndermenin peşinde. Hayır, İdrissa sen beni yanlış anladın. Erdal, şunu söylemeye çalışıyorum. Artık eskiden çok para verip alabiliyorduk daha fazla. Şimdi İdrissa'yı alırsak Gueye'yi bu büyük bir fırsat olur. Yani burada gerçekten ben senin de anlattığın çerçevede bir ihtimal görüyorum. Yani alınamaz anlamında söylemedim. Tam tersi alabilirsek yakın dönemde çok fazla yaşayamayacağımız Türkiye'de sadece Galatasaray olarak değil Paris Saint-Germain gibi bir kulüpten böyle değerli bir oyuncuyu almak Galatasaray için önemli olur. Galatasaray'ın da aradığı tipte bir orta saha onu söyleyeyim yani sevindim bu habere. Çok iyi bir isim. Benim de çok beğendiğim bir isim. Sert, box to box oynayabilme yeteneğine sahip. Ayakları çok iyi. Derin pas atabilen, takımı hücuma çıkartabilen bir futbolcu İdrissa. Senegalli futbolcu Galatasaray'ın gündeminde. Paris Saint-Germain'de bize karşı oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bize karşı oynamıştı Gueye'ye.
Açıkçası gelirse mükemmel olur. Yani gelirse ya şöyle, mükemmel ötesi olur. Erdal şöyle anlatalım oyuncuyu. Lig 1'de 208 maça çıkmış. Ve Premier Lig'de Premier formasıyla bunu. Yani Premier Lig'de 134 maça çıkmış. Şampiyonlar Ligi'nde 30 maça çıkmış. Yani arkadaşlar bunlar devam ediyor tabii ama ben size en önemlilerini söylüyorum. Yani bu rakamlar şimdi mesela 30 maç oynamamış kulüplerimiz var Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle düşünebiliriz. Yani dolayısıyla inanılmaz bir tecrübe ve geçen senede yani bu geçtiğimiz senede de yine üst düzeyde forma giymeye devam etmiş olması bize bitik bir halde gelmeyeceğini de ispat ediyor. Yaşı da henüz çok çok yaşlı değil. Ben şimdi yaşlı diyenler için şunu söyleyeyim. Fernando kaç yaşında abi, Antalya forması giyen Fernando? 30 olması lazım. 30 yaşında, 32 yaşında. Bakayım. Yaşında. Şimdi 32 yaşında Paris Saint-Germain'in banka oynayan 11'ine oynayan bir futbolcu arıyorsunuz. Yani bunu şimdi Falcao ile karşılaştırmayın. Falcao zaten sakatlık problemi vardı. Şimdi Goye'ye Gana Gay diye okunuyormuş galiba. Herhalde bir renktaşımız öyle söylüyor. İdris ya. Adından buna. İdris. Ciddi İdris de. Aynen İdris zaten. İdris amca gelirse eğer Galatasaray'da fayda da olur yani. Öyle söyleyeyim ben abi. Çünkü sakatlık problemi yaşayan bir futbolcu değil. Erdal 2+1 yaparsın. Çok temiz. Aynen. 32 yaşında 2 sene oynar 34 olur. Bakarsın bu futbolcuların çoğu 35'inde de oynuyor Erdal. Yani 3 sene temiz. Ama buradaki problem şu. Bu oyuncunun maaş beklentisi kaç? Ben bonservis işi çok problem olmaz gibi düşünüyorum. Aynen. Yani Paris Saint-Germain çok kovalamaz bu işi son senesinde. Ama İdris'in beklentisi yüksek olabilir. Orada da bir pazarlık devreye girecek. Bakmak lazım. Bu arada Fernando'ya baktım. Doğru hatırlıyorum. 30 yaşında. Vallahi yani Beka Beka'yı ben de çok istiyorum ama Beka Beka'nın bir bonservis maliyeti olacak galiba. O da kaç lira olacak? Şüpheli. Dolayısıyla bakmak lazım Erdal. Yani. Şöyle Umut Bozok Trabzon'a yakın. Onyekuru listede var ama şu an net bir şey yok. Balotelli ile ilgili şu an beklemedeyiz. 3 tane forvetimiz var. Altyapıdan Eren Aydın geliyor forvete. Bunu söyleyelim. Altyapıdan Hamza Akman kamp kadrosuna dahil edilmesini bekliyoruz. Altyapıdan sorular vardı. Hızlı hızlı cevap vereceğim ki soruları kaçırmayayım. Ben hemen söyleyeyim Erdal. Baran Aksaka kampta olacak. 1. Hamza Akman kampta olacak. 2. Eren kampta olacak. 3. Metehan, Emin Bayram, Abdüssamet Karnuçu yanlış bilmiyorsam. Başka şu Jankat 7. Yani Beknaz, şu ana kadar 7 isim. Beknaz olur mu? Beknaz'ın haberi var mı sende? Beknaz'la ilgili bir detay var. Söyleyeyim. Beknaz da olacak büyük ihtimalle. Beknaz'da şöyle bir avantaj var. Bilmeyenlere bildirmiş olalım. Beknaz yabancı statüsünde gözüküyordu. Ve Galatasaray'ın biraz elini zora sokuyordu. Ama yeni yabancı kuralında şöyle bir madde var. 21 yaş altında 10'dan fazla milli olmuş oyuncuları kadroda bulundurabiliyor futbolcular. Artı bir hak olarak takımlar. Dolayısıyla bu artı haktan faydalanacak Galatasaray ve Beknaz yabancı sayılmayacak.